Radyo'dan herkese merhabalar. Değerli izleyenler, tüketici haklarımız programıyla karşınızdayız. Bu programda çok önemli bir konuyu ele alacağız efendim. Bir diğer programda olduğu gibi yine gündemimiz deprem olacak. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin acı gerçeği 6 Şubat'ta hafızalarımıza kazınan tarihte depremi yaşamıştık ve depremin acıları devam ederken o depremde enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşlar ve bunlar çoğunun kimliği hala belirlenemedi. Bulunamayan insanlar var, kimliği belirlenemeyen cesetler var ne yazık ki. Bizler de bu olguyu konuşacağız, bu durumu konuşacağız. Onların hukuki durumları nedir? Yasal anlamda bunları değerlendireceğiz. Tabii ki kiminle? Avukat Serhan Altay'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Bugün yine depremden bahsedeceğiz. Evet. Biz her hafta depremle ilgili farklı bir konuyu ele alarak vatandaşlarımıza, izleyenlerimize bu depremi yaşayan vatandaşlarımıza da destek olmaya çalışıyoruz. Onların akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bugün de yine çok önemli bir soru işaretinden bahsedeceğiz aslında. Yaşadığımız depremde birçok kişi yaşamını kaybetti. Kimliği belirlenenler vardı. Evet, onlar için süreç farklı devam etse de hala yakınlarını bulamayan insanlar var. Kimliği belirlenemeyen cenazeler var. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Hukuki durumları ne? İsterseniz bunu konuşmayla başlayalım. Evet, önce başlayalım. Tabii şimdi malum 6 Şubat'tan üzerinden 40 günde geçti. Hani bizim Türk adeti olarak 40'ı çıkmak diye bir şeyimiz vardır. Tekrardan ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara, yaralı olanlarımıza acil şifalar, ailelerine de, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz, memleketimize de. Şimdi tabii malum deprem oldu, geçti, artık mümkün mertebe yaralarının sarılması aşamasındayız ve hayat bir şekilde devam ediyor. Tabii bu devam etmesindeki durumda kalanların aileleri yönünden de devam ediyor. Şimdi burada tabii az önce de bahsettiğiniz gibi vefat edenler, kimliği tespit edenler, hani usulüne uygun bir şekilde gömüldüğü veya hani benzerettiği fil işlemleri gerçekleştirildi ama İki dediğiniz gibi ilk grup daha var hali hazırda. Bir grup tespit edilemeyenler var. Yani çıkarılmış ceset var ancak kimin olduğu, yani kim olduğu, hangi aileden olduğu ya da belirlenemeyenler var. Bir de bugünkü konumuzun aslında kapsamını oluşturan ne olduğu belli olmayan, yani hala kendisinin yani ne olduğu hakkında o canlı ya da cansız kendisine ulaşılamayan bu kişilerin durumu. Şimdi bizim Türk hukukumuzda, medeni kanunumuzda kişilik ölümle başlar, doğumla başlar, kişilik doğumla başlar ve ölüme sona erer. Şimdi bu kişilik sona ermesi ölümle olur. Ancak ölümde bildiğiniz gibi ölüm eyleminin, yani eylemin gerçekleşmesinden sonraki süreçte cesedin varlığı tespit edilir. Doktorlar genel itibariyle bir ölüm raporu hazırlar ve kişinin bu şartlar altında neden ölmüş olduğu raporu yapılır. Ondan sonraki işlemler ve diğer hukuki işlemler yerine getiriliyor. Ancak bu şekilde öldüğü konusunda bir şüphe durumu var ise veya kendisinin yaşayıp yaşamadığı hakkında bir durum var ise bizim hukukumuzda iki türlü yolumuz var. Bir, ölüm karinesi dediğimiz bir ölüm durumu var. Yani ölmüş kabul edilme durumu var. Bir de gayiplik dediğimiz bir durum var. Bu iki konuyu da detaylı bir şekilde açıklayacağız. İsterseniz öncelikle ölüm karinesinden başlayalım. Şimdi ölüm karinesi dediğimiz şey nedir? Bunun koşulları, sonuçları nelerdir? Açıklayarak başlayalım. Şimdi Medeni Kanunumuzun 31. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki bir kimse ölünmesine kesin gözüyle bakılacak haller başına gelmişse, yani öyle bir durum içerisinde ise cesedi bulunamamış olsa bile ölmüş kabul edilir. Şimdi burada özellikle kanunun aradığı husus ölmeyi kesin gerektirecek şartların varlığı. Şimdi bu nedir? Tabii ki de deprem felaketindeki örnek verecek olursak depremde tamamen yıkılmış bir enkazdan bahsedelim. Şimdi bu böyle bir durumda eğer içerisinde yaşadığı kesin olarak biliniyor, o gün orada olduğu biliniyor ve evet bu apartmandaydı biz biliyoruz denilmiş ancak ise ve ancak cesedine ulaşılamamış ise burada artık bu kişinin öldüğü yönünde bir genel kabul, yani kabul edilir, yani öldüğü kabul ediliyor kanun nazarında. Çünkü diğer türlü ceset normalde bulunamadı, herhangi bir işlem de yapılamadı. Ancak o kişinin kesin olarak orada olduğu biliniyor ise
Burada ölüm karinesi dediğimiz karine devreye girer ve kişinin hukuken artık bir ölmüş bir kimse olarak kabul edilmesi sonuçları doğmuş oluyor. Bununla ilgili yakın zamanda işte çıkan haberler de vardı. Ölüm raporu verilmiş, öldüğüne dair şey olmuş ama adam kendi yaşıyor, bunu kanıtlayamamıştı. Benzer bir durum mu? Ya şimdi şöyle, normalde bu karine adi bir karinedir. Yani adi karine derken aksi ispat edilebilir bir durum vardır. Yani sizin hakkınızda bir ölüm karinesi verilmiş bir kimsenin daha sonrasında çıkan hayır tabii ki ölmedi, yaşadığı ispat edilir ve bir şekilde dediğiniz gibi ortaya çıkar ise bu tabii ki tüm hakları, yani yaşadığına ilişkin o diğer değişen tüm hakları tabii ki tekrardan geriye dönüyor. Böyle bir durumu var. Yani o kişi hakkında çıkan karar da bu ölüm karinesi dediğimiz karardan. Tabii. Şimdi şöyle. Bu, ya bunu anlatmak istedim. Yani eğer uzun süre olarak kaybolmuş ise şimdi orada işte az önce dediğim gayiplik dediğimiz mesele var. Şimdi ölüm karinesiyle gayiplik bambaşka şeyler. Şimdi gayiplikte şöyle bir durum var. Gayiplikte kendisine kesin gözüyle değil, ya bir kendisinden uzun süre haber alınamama durumu olacak ya da ölüm tehlikesi içerisinde olacak. Bu gayipliği oluşturuyor. Ölüm karinesinde neredeyse kesin bir şekilde öldüğü kanaat getirilen, örneğin mesela bu deprem için örnek vermemek için mesela uçak kazası diyelim. Herhangi bir şekilde işte düşen uçakta yolcular bulunamadı veya tespit edilemediğini düşünüyorum. Sizin yolcunuzun işte o uçakta olduğunu biliyorsunuz ve o düşen uçakta herhangi bir canlı ulaşılamamışsa sağ bir kimseye artık orada hani ölüm karinesinden yararlanıyor. Çünkü cesedini bulamadınız ama o öldüğü artık o uçakta olduğu ve uçak kaza yaptığı ve parçalandığı ortadaysa dolayısıyla ölüm karinesi burada. Ancak deprem de bizim bu depremimizde şöyle durumlar meydana geldi. Bir, bazı vatandaşlarımızın şeyden çıkarıldığı, yani enkazdan çıkarıldı ancak daha sonrasında yok. Yani kendisi hakkında haber alınamayan çıktı, sağ olarak çıktığı düşünüyordu, söylendi ama kendisine haber alamadınız. Veya işte dediğimiz gibi o gün orada olduğu konusunda, yani örneğin orada olduğu konusunda kimsenin bilgisi yok. Gerçekten o enkazda evin içinde miydi? Başka bir yerde miydi? Hani bunu bilmiyoruz ya da bunu teyit edebilecek bize bir makam dedi. Kimse yok, hiçbir kimse yok diyelim. Bu durumda gayiplik oluyor. İkisinin farkları tabii ölüm karinesinde başka, gayiplikte başka sonuçlar doğuyor. Yani ikisinin farklı usulleri var. Şimdi dilerseniz isterseniz yavaş yavaş onlara da anlatayım. Süresini de söyleyelim, yani bu ölüm karinesinin mesela kararının verilmesine ne kadar süre geçmesi gerekiyor ya da gayiplik için ne kadar süre gerekiyor? Şimdi tekrar anlatayım. Şimdi ölüm karinesinde herhangi bir süreye ihtiyaç yok. Yani ölüm karinesinde eğer kesin gözle bakılmayan bir durum varsa zaten olayın gerçekleştiği an hukuken ölmüş kabul ediliyor ve ölümün tüm sonuçları doğuruyor. Burada bir mahkeme kararına falan ihtiyaç yoktur. Yani bu belli bir şey varsa artık idari makamlar affedersiniz, valilik, mesela bizim mülki amirler, valilikler ölüm siciline tescil kaydını yaptırıyorlar, yapılıyor. Bu resen giriyor yani bildirildiği andan itibaren ve herhangi bir şekilde artık o kişi atıyorum işte 6 Şubat tarihinden itibaren öldüğü kabul ediliyor ve ölümle birlikte şimdi neler oluyor? Tabii ki bu ölümün sonuçları var. Miras yönünden sonuçları var. Evlilik yönünden sonuçları var. Örneğin miras, ölüm karinesini kabul edilerek edilmiş bir kimsenin durumunda mirası öldüğü tarihten itibaren devam eder. Yani dağılmış kabul edilir. Aynı normal bir ölümmüş gibi. Örneğin mesela bizde mirasın reddi süresi normal şartlarda 3 aydır. Yani bir kimsenin mirasını kabul edip etmemeniz kanuni olarak ölüm tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mirasçılara hak verir. Bu süre mesela normal şartlarda bu şekilde başlar. Ha tabii Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geldi bu süreler uzatıldı. Ancak hani ben olağan olması gereken şeyin anlaşılması için anlatıyorum. Diğer tarafta mesela evlilik, evlilerin durumu. Evet. Şimdi ölüm karinesi içerisinde öldüğü kabul edilmiş bir kimsenin evliliği artık ölüm tarihi var sona erer. Yani bunun için ayrıca bir mahkeme kararına gerek yoktur. Şimdi gelelim gayipliğe. Şimdi gayiplikte de az önce bahsettiğim gibi kendisi bir böyle bir ölüm tehlikesi içerisinde ama kesin göze bakılamayacak veya kendisinden uzun süre haber alınamayacak durumlarda 32. maddeye göre bizde gayiplik kararı verilebiliyor. Gayiplik kararı için kendisinden ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmada 1 yıl, kendisinden uzun süre haber alınamamada 5 yıllık bir süre geçmesi lazım. Yani siz örneğin 6 Şubat tarihinde herhangi işte çıktığını öğrendiniz ya da benzeri bir durum varsa bir yıllık bir süre var veya tamamen kurtulduğunu söylediniz ama tamamen kayboluyor, hastanede kayboluyor veya benzeri bir durum oldu, bilemiyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Veya bulamıyorsunuz. O zaman bu tarihten itibaren 5 yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyor.
Ve bu sürelerin sonundaki işlemler de usulde şöyle yürür. Burada artık ilgililerin dava açması gerekiyor. Yani burada hani gayetlik içinde yakınlarının, aile fertlerinin, akrabalarının hani varsa bunların bir dava açması lazım. Gayetlik davası dediğimiz bir dava var. Aile mahkemelerinde görülür. Suikut mahkemelerinde görülüyor bu davalarımız. Kişinin öldüğü, en son görüldüğü yerdeki suikut mahkemeleri yetkili burada. Dolayısıyla bunu açıyorsunuz, diyorsunuz ki işte benim işte şu tanıdığım bu şekilde bu durum içindeydi ancak biz kendisine haber alamıyoruz. Dolayısıyla gayetliğine karar verilmesini talep ediyoruz diye. Şimdi gayetliğe karar verilmesinin sonucu nedir peki? Şimdi aslında gayetlik de bir nevi ölüm gibi bir durum yaratıyor. Ancak kendiliğinden sonra erdirilir. Mesela evlilik. Diyelim ki bulamadınız uzun bir süre bu deprem sonrasında tanıdığınız bu kesin ulaşamadınız ama hani çıktığı söylenmişti böyle bir durum var. Eşiniz diyelim. Hani Allah korusun tabii ama hepimizin eşiydi bir vatandaşımız diyelim. Dolayısıyla burada kişi sağ kalan eş burada evliliğini sona erdirmek istiyorsa artık evliliğini feshi davası açması lazım aile mahkemesinde. Yani doğal olarak zaten düşmüyor. Yani doğal olarak yani kendiliğinden düşmüyor. Şimdi ölüm kalimesinde az önce dediğim gibi kendiliğinden sona ermiş kabul edilirken burada artık gayetlikte çünkü hani o kesin olarak bakamıyorsunuz. O durum kesin değil. Çıkıp gele de bir haber de gelebilir. Aynen. İşte az önce dediğiniz gibi çıkıp 5 sene sonra geldi, 10 sene sonra geldi. Ya olabiliyor mu? Evet, Türkiye'de yaşandı böyle şeyler. Olabiliyor. Özellikle zaten bunun temel kaynağı da birazcık biliyorsunuz. Çanakkale savaşlarında, bu tip savaşlarda özellikle Gazi olan haber alanı sonra köyüne dönen insanlarla ilgili çıkarılmıştır genel olarak bu. Çünkü yıllarca Yemen'de savaşmış, orada esir düşmüş. Tabii atıyorum sağ kalan ninemiz niye hani öldü diye düşündü falan. Evleniyor, hayatına bakıyor. Bir bakıyorsunuz esareti bitmiş. Yemen'den çıkmış gelmiş köyüne dönmüş. Hayat değişmiş. Kendisi öldüğü ama bütün mirası paylaşılmış. Belki toprakları dağıtılmış. Hani böyle durumlar. Dolayısıyla hani burada gayetlik yönünden bizim mahkemelerimizin dikkat ediyorsunuz. Dediğim gibi özellikle depremzedelerimizde tabii ki bu karar zaten verilir. Ve kararın verilmesi sonrasındaki bu durumlarda talebe bağlı olarak. Mirasta da şöyle bir durum oluyor. Şimdi miras için normal şartlarda herhangi bir teminat gerekmez. Ancak gayetliğine karar verilmiş bir kişinin mirasçısı olmanız durumunda sizden mahkeme belli sürelerle teminat istiyor. Örneğin işte bu içinde ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuş kişiler için 1 yıl, diğerleri için yani 5 yıl pardon, diğer 5 yıl içerisinde kaybolanlar için 15 yıl ve her halde bu gayetliğine yani tabi bu mahkemelerin şeysi değişebilir ama genel kural budur 15 yıl süreli bir teminat yatırıyorsunuz. Belli bir miktar o da mahkeme belirliyor. Veyahut kişinin 100 yaşına geldiği yaş hesabı edilir. Yani örneğin 60 yaşında bir kişi kaybolduysa bu kişinin 100 yaşına geleceği yaşa kadarki süre de teminat olarak belirlenebiliyor. Bu şekilde bir durum mahkemeler nezdinde var. Hani mirasın paylaşılmasında bir teminat yani çıkar gelirse sorun olmasın diye. Hani orada dediğim gibi... O teminattan mı adamın zararı karşılıyor? Tabii. O teminat. Hani karşı bir dava açma durumu olduğunda tabii, gibi bir şey. Ya bu şöyle düşünün. Şimdi siz... Yani bu teminatın gerekçesi ne? Anladım. Şimdi burada o teminatın gerekçesi şu. Şimdi gayiplik hakkı diyelim ki benim hakkımda gayiplik kararı verildi. Dedim ben 6. ya da 7. yılın sonunda geldiğimde diyelim ki evim vardı. Paylaşılmış veya ben tek kişiydim de diye düşünebilirsiniz veya sadece bir eşim var diyelim. Bütün miras mallarım ya da benzeri şeylerim paylaşılmış ise burada hani onu korumaya amaçlı. Hani dedim ya ne olacak geri mi alacaksın? O zaman hukuk çok tehlikeye girer. Yani yapılmış olan işlemlerin tekrar geriye alınması çok zorlu bir süreçtir. Yani tabii ki açıda yapılabiliyor ama teminat en azından ilk etapta bu zararın karşılanması için hani eğer olur da çıkar gelirse düşüncesiyle konulmuş bir şeydir. Bizim hukukumuzda bu şekilde hani zararı en azından gelecek olursa önleyelim. Teminat olarak dursun diye mevcut. Peki şimdi ölüm karinesi verildi, karar verildi. Kendi üzerimizden anlatalım. Ben depremin altında kaldım, vefat ettim. Kesin ama belli yani. Cesedime ulaşamadılar. Ama ben o gün oradaydım. Telefon görüşmesi yaptım hatta o gün akşam. Dedim ki ben evdeyim. Bunun beyanını da verdim mesela. Ya siz eminsiniz artık. Siz benim aile bireyimsiniz, eminsiniz. Ve ben orada enkazının altından da bulamadılar. Yokum. Ya da işte çıkarıldıysam bile kimdir, nereye gittim? Evet. Yani çünkü biliyorsunuz o hengame içerisinde toplu cenazeler yapıldı. İşte kurtarılan sakladanlar hangi hastaneye nereye gitti onları bilmiyoruz. Hani bilinmiyor öyle bir karmaşa yaşanmıştı.
Ama siz eminseniz, ben artık o enkaz altına çıkabilecek bir durumda zaten değilim. Hı hı. Ama ulaşamadık. Ve benim hakkımda ölüm karinesi verildi. Hı hı. Ama sonradan ne olduysa, ben bir karışıklık olmuş, bir şey olmuş yani. Siz eminsiniz aslında ama hani dediğimiz gibi belki bir olay oldu. Ben sağ çıkarıldım, bir yere gittim. Sağ çıkarıldığınızda kimse bilmiyor. Ha, bilmiyor. Aynen. Yani kesin ölmüştür gözüyle bakılıyor. Çünkü diyelim ki benim bulunduğum binadan kimse sağ çıkmamış mesela. Hı hı. Hani öyle bir durumdan bahsedelim. Tamamen şu an farazi konuşuyoruz. Evet, ki bunlar yaşanabilir de bu arada. İşte ölüm karinesi kararı verildikten sonra hemen verilebiliyormuş ya. O yüzden hani uzun evet. süreler söylemiyorum. Atıyorum ben bir ay sonra bir hastanedeymişim, yoğun bakımdaymışım, belki de uyutuluyordum, bilmiyorum. Uyandım, çıktım, geldim. Ben ölmedim. Şimdi ölüm karinesi karar verilmiş bir insan ölmedi. Öyle bir durumda ne oluyor? Evet, şimdi tabii şöyle, hani sizin sorunuzu ben tabii anladım. Tabii siz farazi bir örnek veriyoruz ama şimdi şöyle bir durum oldu. Şimdi mümkün mertebe bu tip olaylarda genellikle hastanedeki işte yaralı bir yara çıkmışsanız, yani hani şimdi hastaneye gitme durumunuz varsa, hani şimdi onlar bir not edildiği diye bilgim var benim. Yani atıyorum işte şey apartmanından, Rönesans apartmanından çıktı, C bloktan çıkarıldınız. Şimdi o an mesela hani çok ağır yaralısınız ancak isminiz tabii ki bilinmiyor. Ancak sizi, ama sizi genelde hastane kayıtlarında işte Rönesans C bloktan çıkarılmış kişi olarak kaydediyor. Belki karıştım o anlamda. İşte yani evet, yani sizin dediğiniz tabii ihtimal zor bir ihtimal. Hani o olabilir mi? Tabii ki vardır, belki yaşanmış da olabilir. Ama şimdi böyle bir durumda diyelim ki hani gerçekten böyle bir şey olduysa, şimdi tabii ölüm karinesini verilmiş ise tabii ki şimdi ölüm, dediğim gibi karine bu. Bu karinenin aksi sizin yaşamınızın varlığıyla ispat edilir. Etiket yeter ki öyle olsun. İnşallah öyle olan da olur. Yani ben çok isterim öyle bir şey olmasını, ancak yani burada ölüm karinesi tabii ki daha sonraki süreçte devre dışı kalıyor. Siz eğer yaşadığınız dediğim sağlamsınız, yaşadığınıza ilişkin tespit yaptınız, dersiniz hayır, her ne kadar benim hakkımda ölüm karinesi uyarınca ölüm hükümleri uygulamış olsun, hayır ben ölmedim, bakın buradaydım, evet tespit edilemedim ya da benzeri bir durum oldu, dolayısıyla bunun geri alınması dediğiniz zaman evet geri alınıyor, onlardan da hiçbir problem yaşamazsınız. Hani vatandaşımız böyle bir durum varsa gider tekrar valiliğe, oradaki idareye işte tekrardan dilekçenizi verirsiniz. Ha yine yapılmayacak olursa diyelim ki hani valilik hayır biz bunun aksini yapamayacağız diyecek olsa, tabii ki mahkeme yoluyla evet hani yaşadığınız ya da benzeri bu ölüm karinesinin kaldırılmasının sonuçlarını yani isteyebilirsiniz mahkemeden. Onda hiçbir probleminiz yok. Yani böyle bir hakkınız var. Yani özetle burada demek istediğim vatandaşlarımızın bilmesini gerektirdiği özellikle önemli olan şey şu. Şimdi ölüm karinesi dediğim gibi çok bariz ise ve işte mesela Rönesans örgütlük, o Rönesans sitelerindeki çoğu kişinin daha hala bulunamadığına ilişkin benim de hani şahsi yakınlarının olan kişiler var. Şimdi orada o kesin olarak hani şimdi sinyalizasyonlarına bakılıyor. Hani burada da çok fazla şey inceleniyor. Telefon sinyallerine bakılıyor. Örneğin en son nereden sinyal verdi? İşte saat 4'te nereden biliyorsun hani? Tabii bakılıyor yani ne zaman çünkü hani buradaki tespiti yaparken, kesin tespiti yaparken aynen dediğim gibi uçaktaki gibi yani sonuçta onun bileti vardı, oradaydı biliyordu ama evdekinde de eğer sinyal kayıtları olabilir, başka şeyler olabilir. Yani burada kesin durumu varsa burada ölüm karinesi uygulanıyor. Burada hani ölümün o tarihte meydana geldiği kısmı bizim için hani ilerisi için önem taşıyor. Ancak hani şu an mesela ben cenazemi bulamıyorum diyen vatandaş, çıktığı söyleniyor diyen bir vatandaşımız var ise artık bu da ölüm karinesi değil, mahkemeden gayiplik kararı aldırması gerekir. Burada da dediğimiz gibi süreler var. İşte 1 yıllık ve 5 yıllık süreler var. Yani bunu buna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonraki süreç çünkü yani inşallah bulunur. Hani çünkü daha biliyorsunuz en son yapılan açıklamada %22'sinin daha enkazların mümkün mertebe hani şey olduğu ile ilgili işte 50 bine de çıktı sayı. Böyle bir durum olduğu için yani çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Veya dediğiniz gibi işte toplu yapılan mezarlarda vardı. Hani onlardan daha sonra bir örnek alınacak mı onu bilemiyorum tabii. Yani o noktada fetik haberi yapılır mı? Emin değilim ancak çok yapılacağı kanaatinde değilim ancak alındı diye, alınarak gömüldü diye biliyorum. Eğer alınmamışlar varsa belki onlar için fetik haberi dediğimiz şey de savcılık kararıyla mezarlarının tekrar çalışılması ve orada incelenmesi ya da örneklerin alınmasıdır. Belki bu da olabilir. Velhasıl kelam, yani demek istediğim özetle şey şu. Vatandaşlarımızın tabii ki burada hakkı var. Yani sonuçta artık en azından öldüyse bile yani ölümden sonraki o miras hakları veya evlenme durumu için boşanmayı ilgili hususlar tamamen buradaki işte yapılacak olan tespite göre
artık sonuçlanmış oluyor. Peki şimdi hem ölüm karinesi için hem de gaybi kararı için bu kararı tabii her önüne gelen aldıramıyordur. Tabii. Kimler aldırabiliyor? Şimdi şöyle, orada da hani kanun ilgilileri diye belirtir. Şimdi burada ilgililerden kastımız nedir? Hı-hı. Tabii ki öncelikle aile yakınları. Yani birinci derece yakınları, çocukları, akrabaları, anne babası. Hı-hı. Hani bunu ve hani burada Cumhuriyet Savcılıkların kendine re'sen talep etme yetkisi de var. Veya hani uzak, yani uzak akraba değil ama akraba bağınız olan, ancak hani mesela miras beklentiniz vardır. Dedeniz hani şeydir ama amcanızdır. Başkan çocuğu yoktur. Siz mesela bir ailenin bir çocuğusunuzdur. Mesela oradan vefat etmişti falan. Hani diyelim ki bir menfaatinizin bulunduğu ya da bağınızın bulunduğunu ortaya koyabiliyorsanız, orada mahkemeler zaten bunu re'sen değerlendiriyor. Hak menfaat sahibi gibi kimse değil olup olmadı. Ama tabii ki de uygulamada genelde bu talebimizi yerine getiren, isteyen kişiler birinci derece aile bireyleri veya aile yakınları şeklinde olur. Nereye başvuracaklar? Şimdi burada gayiplik kararı için az önce dediğim gibi sulh hukuk mahkemelerine başvurulacak ve oturdukları yer, en son yerleşimleri neresi? Hatay diyelim. Oradaki Hatay sulh hukuk mahkemelerine başvurulacak. Buradaki yetki konusunda kesin yetkidir. Burada o noktada Hatay sulh hukuk mahkemeleri değerlendirecek veya Maraş'taysa Maraş, Afşin'deyse Afşin'deki, o şekilde olur. Biz şimdi programın başından beri hep birey üzerinden gittik. Şimdi şöyle bir olay da yaşanmış olabilir. Biz 4 kişilik aileyiz. Enkaz altında kaldık. Ve ulaşamıyorlar. Ailenin tamamına ulaşamıyorlar. Yani aile birlikte vefat ettiyse. Böyle bir durumda ne şimdi olur? Şimdi birlikte ölümde de şöyle bir özellik arz eden bir husus vardı. Birlikte ölüm karinesi dediğimiz bir durumda. Şimdi normal şartlarda şimdi her ölüm sırayla gerçekleştiğinde mirasçılık, özellikle miras hukuku bakımından çok önemlidir bu. Mirasçılık biliyorsunuz vefat ettikten sonra alta doğru silsile şeklinde gider. Şimdi burada kimin önce ölüp ölmediği meselesi miras hukukunu ilgilendiren bir mesele. Ancak işte diyelim ki ailecek enkaz altında kaldınız ve öldüğünüz ortaya çıktıysa, artık burada herkesin aynı anda öldüğü varsayılır. Çünkü neden? Şöyle diyelim, şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir örnek verdim, daha iyi anlayacaksınız. Diyelim ki aile bireylerinden hepsinin aynı anda öldüğünü kabul etmediğiniz varsayımında, diyelim ki bir akraba, yani onlara mirasçı olabilecek bir akraba önce mi öldü, onlardan önce de ölebilir, sonra da olabilir. Yani diyelim ki bu ailenin sadece ya da anne babası, hani diyelim ki dayanamadı işte ailenin çocuklarının şey altında kalmasına. Şimdi eğer onlarda bir mirasçılık kalacaksa, çünkü babası diyelim ki babaya kalacak mirasçılık, yani çocuk başka kimse yok, babaya kalacak, diyelim tek baba olarak ben kaldım. Ben de o arada öldüysem, belki üzüldüm, ben de gittim veya dayanamadım öldüm diyelim. O zaman ne olacak? Hani sıra kimde? Hani babadan sonra kime geçecek sıra? Hani onlardan bana geçmiş miydi ki babam onların hakkı benim alt soyum ya da başkasına geçsin? Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada o sıranın belirlenmesi, hani bakımından, yani o silsilenin belirlenmesi açısından artık burada tam olarak kimin kimden önce öldü ya da hani belki vefat, yani çökme oldu. Belki siz saatlerce kaldınız, ondan sonra öldünüz. Tabii şimdi bilemezsiniz çünkü herkes öldü. Son mirası sizdiniz. Belki sizin, diyelim ki yani hani tamamen farazi konuşuyorum, belki başkasından bir çocuğunuz daha vardı diyelim, mirasçı olabilecek. Hani şimdi bu çocuk diyelim ya, tamamen hani örnek olsun da aklıma şu an geldiği için söylüyorum. Bu çocuk mirasçılığı ne zamandan başlıyor? Olabilecek mi? Hani ne zaman oldu? Gibi durumlar. Çünkü hani başka çocuğu da kurtulabilir, başka şey olabilir. Ne demek istedim? Bu iş mirasçılık olayını ilgilendiren bir özel bir durum olduğu için tabii çok rastladığımız bir şey de değildir. Dolayısıyla burada tabii birlikte ölüm olarak değerlendirilir. Hepsi aynı anda ölmüş kabul ediliyor ve mirasın paylaştırılması noktasında artık hani oradaki o silsile ona göre değerlendiriliyor. Onun bu dediğiniz şeyin özelliği de bu. Çok teşekkür ederim Serhan Bey. Rica ederim. Sorularımızı yanıtladık yine. Eğer aktardıklarımızda inşallah soru işaretlerini giderelim. İnşallah yani. Bu tabi biraz teknik bir şey yani. Hı-hı. Çok fazla hani uygulaması vardır. Biz de çok açtık. Gayetlikle ilgili ya da dava ben de çok gördüm ama şimdi tabi deprem nedeniyle olunca ister istemez tabi çok fazla kayıp var. Bulunamayan insanlarımız var. Tabi şimdi dediğim gibi onlar için hayat devam ediyor ve yani devam etmek de zorunda. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar artık gündeme gelecek olan meseleler.
bunlar gündeme geldiği için hani ne yapacağını bilmeleri, ben onun için anlatmak istedim. Çünkü aslında çok zor mesele değil. Yani şöyle teknik ama ben anlattığımda biraz karışık gibi gelse de olay bazını düşündüğünüzde çok daha basit olduğunu, neden kanunun böyle bir şey getirdiğini, neden bu hükümlere ihtiyaç duyduğunu daha rahat anlaşılıyordur. Umarım da hani güzel bir şekilde, yani anlaşılır bir şekilde ifade edebilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yarın öbür gün çünkü yakınlarını kaybeden ve onlara ulaşamayan vatandaşlar da bu tür durumlarla karşı karşıya kalacaklar efendim. Evet, belki de şu an hiç kimsenin kafasında evet miras vesaire bu tür durumlar yok. Biz de zaten hani bu tür durumları olsun diye değil, zaten ileriki günlerde bunlar ister istemez gündeme gelecek. Böyle bir durumda da ne yapmanız gerektiğini şimdiden öğrenin, bilin diye efendim bu soruların da yanıtını vermiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Ben. Gelecek hafta yine çok farklı bir konuyla, yine önemli bir konuyla devam ediyor olacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek, haklarımızı öğretmek, öğrenmek için efendim yine biz burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.